Herkese merhaba, ben Özgün Yalçın. Bugün Lichess.org üzerinde 10 artı 0'lık bir Rapid oyun oynayıp anladığımda Rapid serimize devam edeceğiz. D4 at F6 at F3 E6 oynayalım hadi. C5 oynamıştık, Benko Gambit oynamıştık ama zaten rakip D4 C4 ile girmedi. D4 at F3 ile girdi. Şimdi at BD2 oynuyor ki hızlıca E4 sürebilsin. D5 oynarsak da az hakim olduğumuz Vezir Gambit'i yapılarına dönüştürmeye çalışacak herhalde. Ama idare ederiz, onlarda da taraş falan oynarız belki. Mesela şu anda C5 yapabilirim. Bir sakıncasını görmüyorum. Hatta B5 de yapabilirim. B5 yapayım, C4 süremesin. Madem sen misin C4 sürmeyen deyip B5, fil B'ye de oynayalım. Bu da enteresan bir fikir. A4'ler B4 ile yanıtlanıyor. Oynanabilir. Evet, deneyelim. B5 oynayalım. Biraz marjinal oynamış olalım bu sefer. G3 yaptıysa fili buradan çıkacak zaten. Tamam. A4'e B4. Şimdi C4'e BC3 alabilirim. C3'e de BC3 alabilirim. Fil B7 çıkabiliriz şimdi. At BD7 de oynayabiliriz. Fil B7'de pek sorun görmüyorum. Fil B'ye de oynanabilir. At B'ye de oynanabilir. Hadi at B'ye de oynayalım. Fil B'ye de oynayalım. 47 kişi izliyor. Ha. O zaman hop. Ne yaptın ya? Rakip DC4 alırsam primo koydu. Sanki sadece atın C4'e gitme ihtimali benim D4 alma ihtimalimdeymiş gibi düşündü. Ama B çarpı C3 geçerken de alabilirim. Evet, 9 hamlede bitti oyunumuz. Analiz edelim. Enteresan. D4 at F6. At F3 E6. Böyle at BD2 oynayınca D5 ile E4'ü engelledik. Aslında bir şey yapmadık. Burada B5 vermez makine tabii ki. Kimse de oynamamış burada B5 ama benzer konumlarda B5 hamlesi yapılıyor. Nitekim oranını da çok fazla değiştirmedi. Gerçi 0-3 siyahların üstün olabileceği oranı bir anda 0-5 beyazlara üstün yaptı E3'ten sonra diyor ama G3 oynayan adam da E3 oynamaz. Fil G2 oynar. Ondan sonra fil B7'den sonra at B7'den sonra çok bir sorunumuz olmaz. A4 oynadı zaten. B4 oynayınca biz fil G2 oynadı. Burada at BD7 fil B7 arasında gidip geliyordum. Fil B7 oynasam da çok sorun olmazdı. Ama bazen şu olabiliyor. Fil B7 oynadığımızda C3 BC3 BC3 ardından Vezir B3 ya da Kale B1 gibi hamlelerle bu filin erkenden B7'ye çıkmasını cezalandırabiliyorlar. Onun dışında çok bir şey yoktu. At BD7 oynayınca da rok attım. Fil B7 oynadım. Burada C4 sürdü. Sanki ben ancak ve ancak D çarpı C4 alırsam atı C4'e gidebilir gibi düşündü. Halbuki benim B çarpı C3 geçerken ama zaten mantıklı hamlem o benim. B çarpı C3 ile geçerken ama bunu niye alayım ki? Bunu alacak durumum yok. Yani belki bu filin önünü açmak için alabilirdim ama yani atını anlamlandırmanın da, devamında filini de anlamlandırmanın çok alemi yoktu. BC3 aldım. Rakip sanki ben sadece DC4 alma ihtimalimde atının C4'e gitme ihtimali var gibi düşündü. Halbuki o piyonun yok edilmesinin başka bir yolu. BC3 ile geçerken almaktı ama primo koyduğu için artık çok geçti. DC4'ten sonra terk etti. Peki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımız devam edecek. Bu arada 2574 civarına geldik. Evet, ilerliyoruz rapidte ama zor oluyor ilerlememiz. Bakalım. bu seviyeden sonra artık ciddi rakipler geliyor. Tamam, bu maçı rakibin büyük hatası üzerine rahat kazandık ama çok ciddi rakipler gelmeye başladı bu seviyeden sonra artık. İşimiz zor görünüyor. Devam edeceğim ben videoları çekmeye. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.